Kastamonu'nun arkeolojik bazı kazı ve yüzey araştırmaları sonucunda paleolitik dönemden günümüze kadar kesintisiz bir kronolojiye sahip olduğu görülür. Anadolu arkeolojisi içerisinde bölge üzerine pek araştırma olmaması nedeniyle Kastamonu üzerine bilgiler de özellikle erken dönemler için çok yetersiz olduğu biliniyor. A+ ekonomi ekiplerimiz bu hafta Kastamonu'daki çekimlerinde öncelikle Kastamonu valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret ediyor. Tabii bir yörenin kalkınması için, ekonomik açısından kalkınması için kendi potansiyelini değerlendirmesi gerekiyor. Yani bizim de kendi potansiyelimiz öncelikle bir ahşap, ağaç varlığımız var. Yani şehrin %63'ü, coğrafyanın %63'ü ormanlarla kaplı. Buna paralel bizde ahşap kaynaklı MDF Sunta fabrikaları var, kuruldu. Hatta bu fabrikalardan bir tanesi bir dünya markası. Kastamonu adıyla bir dünya markası. Artık dünyada da birçok ülkede fabrikalar açan bir işletme. Dolayısıyla bu ahşap sektöründe mobilya sanayisine ham madde veren bir iliz. Sanayide önemli gelişmeler oluyor. Biz 4. organize sanayi bölgesini hazırlanıyoruz. Merkezde bir organize sanayi bölgemiz vardı. O dolmak üzere. Onu 1-2 katı kadar yeni bir alana takviye ediyoruz. 4. OSB'den kastım bu. Tosya'da bir OSB teşebbüsümüz vardı. Onun altyapısını tamamlamak üzereyiz. Orada fabrikalar başladı. Tahmin ediyorum bu yıl sonuna kadar orada 15-20 fabrikamız açılmış olacak. İşletmeye açılmış olacak. Bu yıl sonuna kadar 15-20 fabrikamız işletmeye açılmış olacak. Ki biz orada altyapıya geçen yıl başladık. Altyapıya başladığımız 1-1,5 yılı geçmiyor. Yine bizim çok eski 15-20 yıllık bir OSB teşebbüsümüz vardı Seydiler ilçemizde. O çeşitli nedenlerle kesinti akamete uğramış bir işti. Onu da devreye aldık. OSB tüzel kişiliği tescil edildi. Orada da yatırımlar gelişiyor. Vali Erdoğan Bektaş, Kastamonu'ya özgü ürünlere değinerek ilin ekonomisini değerlendiriyor. Tarım alanında bize has özel ürünlerimiz var. Neler bunlar? Tosya'daki pirinç, Tosya pirinci herkes biliyor. Taşköprü sarımsağı, bunu da herkes biliyor. Bizim mahalle ürünlerimiz var. Üryani erikten, siyaz bulguruna, bizim çekme helvamızdan çok özel bir tat olan Kayserililerin bile kabul ettiği Kastamonu pastırmasına kadar gerçekten çok özel ürünlerimiz var. Bunların hepsini bir araya topladığımızda ne oluyor? Şöyle bir sonuç, bir rakam bu yıl başında elimize geçti. Bizim Kastamonu'da 2011 yılında toplanan vergi miktarıyla 2012'de toplanan vergi miktarı arasında %31'lik bir fark oluştu. Yani bir yılda bir ilin ekonomisi %31 büyüyebilir mi? Doğrusu ben çok tereddütle karşıladım ve çok sondajlar yaptık. Acaba nedir bunun sebebi? Fakat bütün sondajlarımızda aynı sonuç çıktı. Gerçekten ekonomik canlılıkla paralel bir gelişme oldu bu. Bu %31 net bir rakamdır. Çok önemli bir göstergedir. Vali Erdoğan Bektaş son olarak Kastamonu'daki turizme değiniyor. Turizmin bütün çeşitleriyle Kastamonu'da yaşanması mümkün. Nedir bütün çeşitleri? Bizim 170 kilometre boyunda bir sahilimiz var. Çoğu Kastamonu'da deniz olduğunu bilmez. Bizim sahilde 6 tane ilçemiz var. Sonra Ilgaz Dağı gibi Türkiye'nin önemli bir kış turizmi potansiyellerinden, merkezlerinden birisi Kastamonu'da, Kastamonu'nun bir rüyası vardı. Ilgaz Dağı'nın yanı başında Yurdum Tepe diye yeni bir tepe var. Daha doğrusu tepe eski de fikir yeni, proje yeni. Biz orayı projelendirdik. Orada 3250 metre boyunda iki kademeli son derece son sistem mekanik tesisler kurması için gerekli bütün işlemleri
başladık, bitirdik, ihaleleri yaptık, inşaat başladı, malzemeler geliyor. Yani biz önümüzdeki kayak sezonuna Ilgaz'ın 4 ya da 5 katı yeni bir kayak kapasitesiyle girmiş olacağız. Onun dışında ekoturizm diye yeni bir kavram var biliyorsunuz. Bizim Kastamonu'nun %63'ü ormanlar. Bu ormanların içerisinde 2 tane milli park var. Ilgaz Dağı Milli Parkı, Küre Dağları Milli Parkı. Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yeni bir statü var. Pan Parks. Ne demek Pan Parks? İnsan eli değmemiş tamamen yaban alanı. Bundan dünyada ne kadar var? 12 tane vardı. 13.sü bizim Küre Dağları Milli Parkı içerisinde geçen yıl tescil edildi. Peki ne oluyor bu Pan Park Milli Parkı'yla? Ne var burada? Burada ormanlar, mağaralar, kanyonlar. Valla kanyonu herkes biliyor. Maalesef felaketlerle biraz duyuruluyor ama çok vahşi bir kanyon. Dünya çapında ünlü. Yanında Çatak Kanyonu, Horma Kanyonu turizmi açmaya çalışıyoruz. Akarsular Şelale'de artık eko turizm adına, doğal turizm adına ne ararsanız Kastamonu'da var. Ve Kastamonu bu çerçevede Kastamonu'ya önce kimler gelsin diye baktığımızda Ankara'nın yanı başındayız. Ankara'ya Kastamonu 2 saat mesafede, tünelden sonra bu dağ da düşüyor. Ve Ilgaz Dağı 1,5 saat mesafeye iniyor. Biz diyoruz ki Ankara'daki 4 milyon insanın ilk dinleneceği, ilk nefes alacağı yer Kastamonu'dur.